Teknoannem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine Türkiye'de daha önce tanıtımı yapılmamış olan bir Apple Watch replikasının tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı M16 Mini. Modelimiz Türkiye üzerinden Instagram kanalları üzerinden satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum satış linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Güncel fiyat bilgisi için ve satın alma linki için buradan kontrol edebilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoları beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde teknik detaylarla başlamak istiyorum. Saatimizde 1.57 inç 320'ye 320 piksel yoğunluğa sahip bir ekran bizi karşılıyor ve bu saatimizin boyutu 38 mm olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok kibar saat seven erkekler için ve bayanlar için bu saatimiz gerçekten çok ideal bir şekilde karşımıza çıkıyor. Saati satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde gelecek. Gördüğünüz gibi mavi renklerinin bulunduğu bir kutu ve üzerinde uygulamanın adı yazıyor. Bu şekilde bir şarj aleti çıkıyor kutu içeriği olarak. Mıknatıslı manyetik bir şekilde şarj aleti. Bunu bu şekilde saatin üzerine oturttuğunuz zaman saatinizi kolay ve pratik bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten vakumlu, hızlı bir şekilde şarj etme konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Saatimizin renklerini size göstermek istiyorum. Özellikle bu gold rengini çok beğendiğimi söylemeliyim. Her akıllı saatte karşımıza çıkmıyor bu renk. Gerçekten çok şık ve güzel durduğunu söyleyebilirim. Özellikle bir bayan için gerçekten ideal gözüküyor. Yine böyle gri renkleri de küçük saat sevenler için, kibar saat seven erkekler için de bu şekilde gri ve siyah renklerimiz de bulunuyor. Saat ekranına şöyle kadranlara bir bakalım. Kadran olarak bu şekilde renkli, hareketli ve daha çok bu şekilde animasyon şeklindeki temalar ana ekranında bulunuyor. Yine uygulama içerisinde onlarca tema var. Gördüğünüz gibi Squid Game'den bir tema karşımıza çıkıyor. Yine bu Squid Game ile ilgili çok farklı temalarda uygulama içerisinde bulunuyor. Bunlar da gerçekten saate renk kattığını söyleyebilirim. Şimdi menü içeriklerine bir bakalım. Bu orijinal Apple Watch tarzındaki menü içeriğimiz bu saatimizde de bulunuyor ve kesinlikle kasma donma hissiyatı bu saatimizde yine bulunmuyor. Onun dışında bu üst tuşumuz aktif olarak çalışıyor ve bu menü tarzlarımız da yine saatimizin içerisinde bulunuyor. Gayet güzel ve şık menü tarzlarımız. Elimizi yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımız zaman arama Bluetooth'una, buradan sürekli açık ekran özelliğine, gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar özellikle soruyor bunu, sürekli açık ekranı, Always Display özelliği bulunuyor bu saatimizde. Gördüğünüz gibi ayarlara hızlı geçiş ve ekranı kitleme gibi bölümlerde hızlı panel kısmında bulunuyor. Elimizi aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımız zaman mesajlar kısmına ulaşıyoruz. Sağa ve sola çektirdiğimiz zaman da temalar arasında geçiş yapıyoruz. Ana ekranda bir noktaya iki defa dokunduğumuz zaman da burada gördüğünüz gibi bölünmüş ekran kısmını görüyorsunuz. Burada son girdiğiniz uygulamaları görebiliyorsunuz. Bunlar da güzel detaylar. Saatimizin uyanma hareketine vermiş olduğu tepkiler gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi kolda duruşu da bu şekilde. Normal çok kalın da değil, çok ince de değil bir bileğim bulunuyor benim. Bu şekilde gözüküyor bileğimde. Yani bir erkek için de alınabilir boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Çok kalın değilse bileğiniz ve uyanma hareketine vermiş olduğu tepkiler gördüğünüz gibi gayet başarılı şekilde çalışıyor. M16 mini saatimizde. Bu saatimizin kordon boyutu 38 milim demiştik. 38-40 milimlik kordonlarla uyumlu. Bu şekilde hasır kordonlarda satın aldığınız zaman bu saatinizde kullanabiliyorsunuz. Bir bildirim geldiği zaman bu şekilde ekranınız otomatik uyanmıyor. Ancak kolunuzu çevirdiğiniz zaman bildirim bu şekilde asılı kalıyor ekranda ve uzun bir mesaj geldiği zaman bir kısmını kırpabiliyor mesajımızın. Şöyle uzun bir mesaj bakalım. Gördüğünüz gibi altta bir kısmını kırpmış durumda. Bu şekilde gelen uygulamanın temasıyla beraber görebiliyorsunuz ve bu üst tuşu bu mesajlar arasında gezinmede de kullanabiliyorsunuz. Bir arama geldiği zaman rehber eşitleme özelliği olmadığı için sadece numarayı görebiliyorsunuz ve ekran üzerinde cevaplama ikonu bulunuyor. Bu cevapları, daha doğrusu gelen aramayı reddetmek istiyorsanız da üst tuşa bastığınız zaman bu şekilde reddedebiliyorsunuz. Şimdi hoparlör ve mikrofon kalitesine bir bakalım. Akıllı saatimizin normal bir telefonla test edelim hoparlör kalitesini. Alın. 2022'de ödemeye başlayın. Şifre, sesli imza ve bloke işlemleri için 1'i. İşlem için 2, bankacılık işlemleri için 3.
internet şube ve mobil şube işlemleri için 4'ü, TFX Target işlemleri için 5'i, kampanya ve ürünler için 6'yı tuşlayınız. Sizinle bağlanmak için kareyi tuşlayınız. For English, press 9. Dinlediğiniz kayıttan da anladığınız gibi saatimizin hoparlörünün son ses yüksekliği gayet yeterli seviyede bir akıllı saate göre. Telefon görüşmelerinde sesiniz karşı tarafa da net bir şekilde gidiyor. Karşı tarafı da iyi bir şekilde duyuyorsunuz. Telefon görüşmelerinde iyi bir performansı olduğunu söyleyebiliriz M16 mini akıllı saatimizin. Şimdi de sağlık uygulama testlerini yapalım. İlk olarak nabızla başlayalım. Medikal bir cihazla saatimizin nabız ölçme özelliğini test ettiğimiz zaman medikal bir cihazla hemen hemen aynı değerleri ve doğru değerleri verdiğini görüyoruz. Nabız konusunda başarılı ölçümler verdiğini şu an ekranda da siz görüyorsunuz. Kandaki oksijen miktarı ölçümü içinse bunu söyleyemeyeceğim. Gördüğünüz gibi kandaki oksijen miktarım 97 civarında sabit. Ancak saatimiz 97, 98, 99 değerleri arasında geziniyor. Bu da doğru bir ölçüm verdiğini söyleyemeyeceğiz. Saatimizin batarya performansından bahsetmek istiyorum. Saatimiz yaklaşık olarak 2 ila 3 gün sizin kullanımınıza göre değişmekle birlikte ortalama 2-3 gün civarında size yetecek bir batarya performansına sahip. Bence bu bir akıllı saat için de yeterli seviyede. Zaten orijinal Apple Watch'larda da aynı performans bulunuyor. Saatimizin üst tuşuna bastığımız zaman bu şekilde menü kısmına ulaşıyorsunuz. Burada kandaki oksijen, nabız ve tansiyon ölçüm bölümlerini görüyorsunuz menü içeriği olarak. Burada spor modlarımız var. Dış mekan sporları ve kapalı alan spor modları olarak ayrılmış durumda. Dış mekan sporlarını gördünüz. Şurada da kapalı alan aktiviteleri bulunuyor. Burada Mekik'ten Şinava, burada görmüş olduğunuz gibi farklı spor modlarımız bulunuyor. Şurada basınç ölçümü dediğimiz, yani tansiyon ölçümlerini kaydettiği bir kısım var. Şu kısımda gördüğünüz gibi uyku takibi bölümü var ve bu üst tuşu yine buralarda kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi uyku takibini de haftalık olarak grafik haline getirebiliyor saatimiz. Burada verilerimiz var. Yakmış olduğumuz kalori, atmış olduğumuz adım sayısı ve kaç kilometre yürüdüğümüzü buradan detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Yine şu kısımda gördüğünüz gibi bir nefes alma egzersiz bölümü var. Buradan saatiniz görüntü olarak sizi yönlendiriyor ve nefes alıp verme egzersizleri yapabiliyorsunuz. Burada telefon kısmımız var. Dediğim gibi bu kısma 8 kişi atayabiliyorsunuz. Ancak gelen aramalarda isim göstermiyor. Burada yine kayıtları takip ettiğimiz bir bölüm var. Şu kısımda bir kronometre bölümümüz var. Bu da gayet pratik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yine burada geri sayım sayacımız var. Şu kısımda yine bildirimleri görebileceğimiz bir kısım bulunuyor. Menü üzerinden devam edecek olursak burada bir müzik kontrol bölümümüz var. Bu müzik kontrol kısmımız sadece saat üzerinden çaldığımız müzikleri kontrol edebiliyor. Telefon üzerindeki müzikleri kontrol edemiyoruz. Wear Fit Pro uygulamasını kullanan bütün akıllı saatler gibi. Yine burada hesap makinesi bölümümüz var. Şu kısımda kamerayı kontrol edebileceğimiz bir kısım var. Deklanşör olarak kullanacağımız ve ayarlar kısmına giriyoruz. Burada ekran parlaklığını arttırıp azaltabileceğimiz ve 30 saniyeye kadar ekranın parlak kalmasını sağlayabileceğimiz ve 15 saniyeye kadar da ekran süresi ayarı yapabiliyoruz. Yine burada sessiz alma, titreşimi sessiz alma ve çağrıları sessiz alma gibi bölümlerimiz var. Şu kısımda rahatsız etmeyin modu var. Bu rahatsız etmeyin modunu da günlük, saatlik olarak kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan başlama ve son bulma özelliklerini aktif hale getirebiliyorsunuz. Yine burada ses ve titreşim bölümümüz var. Bu ses ve titreşim bölümümüzde titreşimi azaltıp arttırabiliyorsunuz. Ya da sesi azaltıp arttırabiliyorsunuz. Burada bu özelliklerimiz bulunuyor. Yine ayarların son kısmında önemli olarak dil ayarları bölümü var. Burada bir kare kod bölümü var ve şurada parola bölümümüz var. Saatimizin ekranına parola koyabiliyoruz. Ancak bu parolayı unutmanızı hiç istemem. Açıkçası unuttuğunuz zaman geri dönüşü zor olabilir. Saati bir daha kullanamayabilirsiniz. Çünkü sıfırlama özelliğini kullanamıyoruz maalesef. Buna dikkat edin. Şimdi de uygulama kısmına geçelim. Wear Fit Pro uygulamasını kullanıyor saatimiz. Bu en başta gördüğünüz gibi sağlık uygulamalarını kaydettiği bir kısım var. Şu kısımda yan tarafında hemen hareket olarak geçen kısımda gördüğünüz gibi yürümek, bisiklete binmek ve dağ tırmanışı gibi durumlarda GPS'i kullanabiliyoruz. Bu kısım bizi esas ilgilendiren kısım, en sağdan bir önceki kısım. Gördüğünüz gibi burada kadran çeşitleri bulunuyor. Bu kadran çeşitleri arasında istediğiniz kadranı seçebiliyorsunuz ve en alt tarafta kendi temalarınızı oluşturma kısmı da bu saatimizde bulunuyor.
Şu an uygulama üzerinde bulunan kadran çeşitlerini görüyorsunuz. Bunların bir kısmı paralı, bir kısmı ücretsiz. Bu paralı olan kısımlar PayPal istediği için bunları satın alma şansımız bulunmuyor. Ancak ücretsiz tema kısımlarımız gayet bol bol bu akıllı saatimize konulmuş. Hatta dikkat çekici temalar da bu saatimizde bulunuyor. Yine Watch 7'de bulunan, Apple Watch 7'de bulunan bazı temalara yer verilmiş. Aynı zamanda Squid Game temaları var. Bunlar da dikkatimi çekti. Özellikle gördüğünüz gibi şu temalar mesela Squid Game'e ait temalar, hareketli bir de güzel, gerçekten güzel duruyor. Akıllı saate yüklediğiniz zaman da gördüğünüz gibi bir tema daha burada bulunuyor. Gerçekten bu temaların da eklenmesi saate şıklık katmış. Bunlar da gerçekten premium gözüküyor açıkçası. Belki yakında paralı hale bile gelebilir bu temalar. Ancak bu saatimizde ücretsiz bir şekilde sunulmuş saatin içeriği olarak bunları size tamamını göstermek istiyorum. İçindeki temaları, bunları detaylı bir şekilde beraber görmüş olalım. Bunlara ek olarak kendi fotoğraflarımızda özelleştirebildiğimizi söylemiştim. Kendi fotoğrafımızı, temamızı oluşturabiliyoruz bu akıllı saatte. Ve devam edelim. Burada yine hava durumu bölümümüz var. Bildirimler bölümümüz var. Gördüğünüz gibi bu bildirimler üzerinde bu uygulamalar üzerinden bildirim alabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar temel uygulamalar. Telegram, WhatsApp, Instagram, Gmail gibi, Facebook gibi temel uygulamalar üzerinden sadece bildirim alabiliyoruz. Burada hava durumunu aktif ya da pasif hale getirebileceğimiz bir kısım var. Saati bul özelliği, sağlık hatırlatıcısı bölümü, sık görüşülenler kısmı ve diğer ayarlar bölümümüz var. Buralarda çok fazla bir içerik yok açıkçası. Sık görüşülenler kısmına 8 kişi ekleyip saat üzerinde görebiliyoruz. Bunu söylemiştik ve alarm kurabiliyoruz uygulama üzerinden. Uygulamamız genel olarak basit ve kullanışlı açıkçası. M16 mini saatimizin uygulamasını anlattıktan sonra şu an aklıma gelen herhangi bir detay kalmadı diye düşünüyorum. Yine bu saatle ilgili sizin sorularınız varsa, merak ettiğiniz durumlar varsa videonun açıklamalar kısmında, videonun mesajlar kısmında bunları belirtebilirsiniz. Bunları bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.